Hello, herkese merhaba. Ben hazırlanıp işe gitmeden önce çok merak edilen o Japonya tatilim ne kadar patladı sorusunu hazırlanırken cevaplayalım, detaylar verelim istedim. Ve bugün hazırlanırken tamamen aldığım Japonya'daki ürünlerin hepsi Japonya ürünleri. Ay niye konuşamadım? Şimdi öncelikle saçımıza bunu uygulayacağız. Bu saç vaksı şöyle hafif hafif, hafif yapacağım. Çok hafif uygulayacaksınız. Sadece elektriğini alsın diyerekten. Böyle şey bir hissiyatı yok. Tepelerde böyle küçük küçük çıkıyor ya onun için. Evet. Sonra saçımıza devam edeceğiz. Bu şey olsun diyerekten hemen hazırlanma tacımızı takalım. Bunun da hazırlanma tacı benim için artık. Okey. Şimdi gelelim Japonya'daki toplam tutarın ne olduğuna. Ben toplamda 46.500 liraya 7 gece 8 gün her şey dahil bir tatil yaptım. Ve toplamda 6 tane Japonya ilini gezdim. Buna her şey dahil bu arada. Yanımda getirdiklerim ki şöyle bir poşet sadece kozmetikle geldim. Onun dışında uçak biletimi indirimden almıştım ve yaklaşık 9 ay önce almıştım. O yüzden bayağı ucuza denk geldi bana. 11.500 aldım ve ben ne olur ne olmaz diyerekten flex aldım. Şey olmasın diyerekten. Hani o an iptal ederim etmem fiyatı büyük diye. Ondan sonra hemen notlarımı açayım. Bayağı hesaplamıştım. Japonya'nın içinde ulaşımı sağlayabilmek için bir JR Pass almam gerekiyordu. Çünkü ben sadece Tokyo'da kalmayacaktım. Eğer sadece Tokyo'da kalırsanız bunu almanıza gerek yok. Ben Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroshima ve Hiroshima'dan da adaya geçtim. Miyajima adasına. Ondan dolayı bunların hepsini JR'ın Shinkansen'leriyle yaptığımdan dolayı almak mantıklı gelmişti. Ve bir haftalık JR'a 9.750 lira verdim. 10.000 lira diyelim. Onun dışında otel ne kadar dediler? Ben hep hostelde kaldım ve hostele de 4 gece sit kahvaltı dahildi. Diğerlerinde ayrı ayrı kaldım. Osaka ve Tokyo'da sadece konakladım. 3 gece Tokyo'da, 4 gece Osaka'daydı ve toplamda otele de ne kadar vermişim? 5.181 vermişim ve dediğim gibi bunun 4 gecesi şeydi. Arada makyajımı yapayım da geç kalmamış. Bazımızı sürüyoruz. Bu kulaklarım hepsini bu arada Japonya'dan aldım. Nasıl sonuç çıkacak ben de bilmiyorum. Ve toplam şeyleri çok uygun. Hep 1 milyoncudan aldım. Sonra gelelim başka harcama kalemimizin bir tanesine. JR Pass dedik. Uçak bileti dedik. Hostellerin fiyatını söyledik. Geriye kalıyor harcamam. Ne kadar harcamışım? Tam olarak 19.753 TL harcamışım. Ama bu harcamanın içinde benimle gelen Türkiye'ye bir sürü şey var. Mesela poşet poşet maça aldım, yeşil çay aldım. Ondan sonra işte bu makyaj malzemeleri bu 19.000'e dahil aldım. Alkol, sigara, elektronik sigara. Ondan sonra çikolatalar, yani hediyelik eşyalar. Sadece zaten nereden baksanız 900 lira bir poşet, 9.000 liraya bir poşet almışım. Bir yerden 9.000 liraya bir poşet almışım falan. O yüzden onlarla beraber yani toplasanız 5.000-6.000 liralık falan bir ürünle Türkiye'ye döndüm ben. Ama şöyle bir durum var. Bu 46.000 liranın içine benim şeyim dahil değil. DJ kameram dahil değil. Onu ne kadar ekstra aldım derseniz, onu da 17.500'e falan aldım. Combo paketini aldım ben. Şu an fondöteni deneyeceğiz. Şöyle bir tane. İnşallah güzelsindir. En açık rengini aldım bilerek. Güzel duruyor şu anda. Onu da dahil edebiliriz ama etmeyeceğim. Çünkü sonuçta bunu herkes almayacak. O ekstra olan bir şeydi. Onun dışında 3 büyük teknolojik aletle döndüm ben buraya. Kendime işte kamera, 2 arkadaşıma da birine iPhone, bir tanesine de PlayStation 5 aldım. 2 kollu. Yani tek kollu da diğerini yanımda aldım. Peki onlar ne kadardı? Bir kere biz hiçbir yerde, yani ben hiçbir yerde şeyi bulamadım. 15'in 256'lığını bulamadım. Ya 1 TB'liği vardı ya da 128'liği vardı. Muhtemelen
500'lük ve 256'lık çok tercih ediliyor diye kalmamıştı ve gittiğim her yer zaten çok kalabalıktı. Bu arada nasıl oldu? Bence güzel oldu. 30.000-1500'e denk geliyordu. Ama şöyle bir durum var. 19'dan değil de tam böyle 20 küsürden falan hesaplamanız gerekiyor. Çünkü banka ona göre kesiyor harcamayı. Ve benim bankamda 15 Pro 126'lık için 32.600'e kesmişti. Bir şey diyeceğim. Çok beyaz oldum ben. Çünkü şu an kamerada... Oo, güzel oldu ya. Bence de iyi. Şu aynayı çıkarayım. Kendi arka aynam çünkü siyah anlamıyorum. Yok ya, o kadar da değilmiş. Şunu da yapayım ya. Velhasıl eğer minimalde tutarsak ne kadar demiştik? Yani minimalde de tutsanız 30.000-35.000'in aşağısında dönemezsiniz. Ben minimalde tutmadığım için 46.000 lira oldu. Ha, tutmadım. Niye tutmadım? Hem almak istediğim, burada kullanacağım birçok ürünü almış oldum ufak tefek. Çünkü bayağı bir şeyle döndüm. Sadece kozmetik değil. Bunun içine işte travel şeylerim var, sabunlarım, şunlarım var. Yani Türkiye'de normalde bir ürün 100-120 lira bandındayken oradaki ürünler 20-35 bandındaydı ve bunların hepsini ben doldurdum. O yüzden valizim yarısını boş gitmiştim zaten. Ondan sonra bir de Tokyo dışına çok çıktığım için bu harcamayı işin açıkçası oldu. Eğer uçak biletini 11.500'e yine almış olsanız ve Tokyo'da sadece kalacak olsanız gerçekten 26.000-30.000 bandında da dönebilirdiniz. Ben bir kere gitmişken hepsini yapmak istedim. Ne gerek var diyerek de. Ondan sonra başka ne diyebilirim, detay verebilirim diye hatırlamaya çalışıyorum harcamayla ilgili. Herhalde bu kadardı ya. Aynen. Yani toplam totalimiz 46 bin lira tuttu. 46.500 hatta tuttu. Bence yine şey çok değil. Ya ben aslında 35 ile dönmeyi planlıyordum ama o kadar çok şey yedim ve o kadar çok şey denedim ki bir süre sonra şey oluyorsunuz. Bir daha nereden geleceğim ya falan oluyorsunuz. O yüzden gerek yok. Ben bir dudağım kurudu. Şöyle bir lip balm aldım, mavi ve simli. İnanılmaz güzel. Ve bence Tokyo hayatınızda bir kere mutlaka gidebileceğiniz muhteşem yerlerden biri. Neden diyeceksiniz? Düzen var, sistem var, insana saygı var. Ben bir kere asla ama asla rahatsız olmadım. O yüzden hepinize tavsiyemdir. Mutlaka gidiniz arkadaşlar. Benim size ne kadar harcadığım ve neler aldığım konusunu aktaracağım bu kadar. Çok kısa bir video oldu ama hızlıca bunu çekip atayım dedim. Çünkü diğer videoları edit yapmam gerekiyor. Ve şu an tatilden döndüğüm için yoğun bir iş tempom olacak. Aynı zamanda sevdiceklerimle de görüşmem gerekiyor çünkü özledim. Mesaj yerine ulaşmıştır umarım. Sağlıcakla ve mutlu bir şekilde kalın. Aynı zamanda Japonya ile ilgili sormak istediğiniz her soruyu bana sorabilirsiniz. Yorumda mutlaka belirtin. Gitmek istiyorum. Bunu işte bilet olabilir, JRPass ile ilgili olabilir. İstiyorsanız JRPass'ı nasıl aldım? Metro kullanımı nedir? Hatları nedir? Çünkü çok karışık geliyor insanlara bunlar. Hepsine hani cevaplarım, aynı zamanda anlatım. Çünkü benim için bazı detayları bulmak çok zor olmuştu. O yüzden kimse zorluk çeksin istemiyorum. Hele de böyle ilk defa tek bir yere gidecek insanlar varsa. Bu aslında bir far ama aynı zamanda şöyle, bunun dördünü ayrılabiliyor bir de bunlar. Dördünü 40 liraya aldım. Ama o kısmı çok hoşuma gidiyor. Çünkü şey, hem far olarak kullanabiliyorsunuz hem aydınlatıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Üçü de var içinde. Şöyle. Ben şunları kullanıyorum. Şunu ve şunu da far olarak kullanıyorum. Bu farları da böyle dağınık dağınık kullanmayı sevdiğim için bu şekilde yapmaya karar verdim. Ürün kalitesi bence şu ana kadar iyi. Sizce nasıl? Bayağı güzel parlıyorum.
Sonra bir pink pudra uygulayacağız. Bu çok meşhur da ama bu da sinli ve ben bunu nasıl uygulayacağım bilmiyorum. O yüzden biraz burnumu uygulayacağım. Yani pink pudranın sinli olduğunu ilk defa gördüm. Hocam düğüne mi gidiyoruz? Nöbete gidiyoruz hocam. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi son bir dokunuş var yapacağım size. Bu da bir lipstick. Ama ben bunu hem cheek'te kullanıyorum. Yani burada. Böyle güzel bir renk oluşturuyor. Evet arkadaşlar, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ben makyajı tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra güzel bir fotoğrafını koyarım kapağa. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.